Trilyon Errektöre, 539 Hayali Ameliyat Soruşturması, başlıklı haberi dinliyorsunuz. Yüksek Öğretim Kurumu, Selçuk Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Süleyman Okudan'ın, girmediği 539 hayali ameliyatı, üzerine yazdırarak döner sermayeden para aldığı iddialarına soruşturma başlattı. Daha önce başka bir soruşturmada gözaltına alındığında yatak odasında 1 trilyon TL değerinde döviz ele geçirilen Okudan, bu kez kendini, bunlar FETÖ taktiği, diyerek savundu. YÖK Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda, Selçuk Üniversitesi eski rektörü ve şu anda üniversitenin göz hastalıkları anabilim dalı başkanı olan Profesör Doktor Süleyman Okudan'la ilgili, ameliyat yapmamasına rağmen bölümdeki hocaların yaptıkları ameliyatları ve işlemleri, kendi üzerine yazdırarak göz kliniği üzerinden haksız kazanç elde ettiği, işlem kat sayısı daha yüksek olduğu için devletin çifte zarara uğratıldığı iddiaları olduğuna dikkat çekildi. Hürriyet'in haberine göre, 28 Nisan 2020'de YÖK'e sunulan raporda, Profesör Doktor Okudan'a ait yıllık performans ödemesi yapılan ameliyat sayısı ile, ameliyat defterinde adına kayıtlı ameliyat sayısı arasındaki farkın 539 ameliyata kadar yükselmesi, dikkat çekici ve izaha muhtaç bir durum, denilerek, soruşturma açılması istendi. Raporda ayrıca, Profesör Doktor Okudan'ın göz bölümünde terör estirerek, kendisine karşı çıkan hocalara mobbing uyguladığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, hastanede bir husumetin söz konusu olduğu, bunun mobbing boyutuna ulaşıp ulaşmadığının netleşmesi için de soruşturma yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Raporun ardından YÖK, Okudan ile ilgili soruşturma izni verdi. Bildik savunma. Eski rektör Profesör Doktor Süleyman Okudan, Hürriyet'e, hakkındaki suçlamaların asılsız ve iftira olduğunu iddia ederek kendisini bildik ifadelerle savundu. İsimsiz, imzasız mektuplarla suçlanıyorum. Kimin yaptığını da biliyorum, bir rektör yardımcısı ile bir öğretim üyesi yapıyor. İsimsiz, imzasız mektupları 7 farklı kuruma göndermişler. Bunlar FETÖ taktiği. Bu kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Yatak odasından 1 trilyon çıkmıştı. Konya'da, Okyanus Şirketler Grubu'na çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dönemin Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Okudan, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede, yatak odasından çıkan 1 milyon TL'lik euro ve dolar için, benim kendi param, demişti.